İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun ikinci toplantısının ilk oturumu bugün başladı. Zohrab Manatsaganyan UNESCO Genel Müdürü ile bir araya geldi. Ermenistan'daki İran Büyükelçiliği'nin askeri ateşesi İran'ın Karabağ sorunu konusundaki tutumunu tekrar doğruladı. Fransa birliklerini Suriye'de tutacak. Notre Dame Uluslararası Film Festivali'nin önemli projelerinden biri Sergei Parajanov'a adanacak. Çoruh Nehri. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu'nun ikinci toplantısının ilk oturumu bugün başladı. Yeni seçilen milletvekilleri yemin törenine katıldı ve onların parlamentodaki görev dağılımı gerçekleşti. Cenevre ve Beyrut ile canlı bağlantılar yapıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan Cenevre'den milletvekillerine hitap ederek geçen 5 yılın muhasebesini sundu. Bundan sonra gündem gereğince parlamentonun yeni başkanı seçildi ve bu kişi bir kutlama konuşmasında bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan servis edilen bilgiye göre çalışma ziyareti çerçevesinde Fransa'da bulunan Dışişleri Bakanı Zohrab Manatsaganyan, UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay ile bir araya geldi. Zohrab Manatsaganyan, Ermenistan'ın UNESCO faaliyetlerine aktif katılım konusundaki kararlılığını temin etti. Bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanı, UNESCO platformunda gereksiz siyasallaşma girişimlerinin kabul edilemezliğini vurguladı. Siyasallaşma, kültürler ve devletler arasında işbirliğini desteklemeye ve ulusların barışı ve güvenliğini teşvik etme ana misyonuna odaklanma fırsatı vermez. Muhataplar evrensel kültürel mirasın korunması ve restorasyonu, ayrıca UNESCO ve Uluslararası Frankofonya Örgütü arasındaki işbirliği ile ortak programların uygulanması konusunda ortak projelerin başlatılması ve uygulanması üzerine görüş alışverişinde bulundular. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki İran Büyükelçiliği'nin askeri ataşesi, İran'ın Karabağ sorunu konusundaki tutumunu tekrar doğruladı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Arzurun Ovanisyan Facebook sayfasında yaptığı açıklamada 17 Ocak'ta Savunma Bakanlığı'nın Savunma Politikaları Dairesi Başkanı Levon Ayvazyan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği askeri ateşesi Mahdi Vecani'yi ağırladığını yazdı. Toplantıda taraflar savunma alanında ve gelecekteki görevlerde ikili ilişkilerin gelişmesinin mevcut sorunlarını tartıştı. 16 Ocak'ta İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakeri'nin Azerbaycan'ı ziyareti ve Azerbaycan basında Dağlık Karabağ hakkındaki son durum bilgisi yayınlandı. İran ordu yetkilisi İran'ın Dağlık Karabağ sorunu konusundaki dengeli konumunu tekrarladı. Değişiklik yapmadığını ve basında sunulan bilgilerin ve çeşitli yorumların onu çarpıttığının altını çizdi. İki ülke arasındaki yüksek siyasi ilişkilerin altını çizen taraflar bu süreçte üst düzey karşılıklı ziyaretler ve çeşitli konularda resmi konumlarını ifade etmek için birçok fırsat olacağına dair güvenlerini dile getirdi. Bu bağlamda Levon Ayvazyan ve Mehdi Vecdani, bölgesel istikrar, barış ve güvenlik lehine savunma ilişkilerinin gelişimini vurguladılar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki 4 Amerikan askerinin ölümü sonrasında İslam Devleti militanlarına karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi. Reuters'a göre Fransa'nın bölgedeki birliklerini bu yıl koruyacağına dair güvence verdi. Macron, Amerikan müttefikinin ayrılışı bizi İslam Devleti adlı terörist yapılanmayı imha etme stratejik hedefimizden uzaklaştırmamalıdır, dedi. Ona göre önümüzdeki birkaç ay belirleyici olacak. Emmanuel Macron bu yıl uluslararası koalisyon içindeki askeri operasyonlara katılmaya devam edeceğiz, dedi. 2019'daki Rotterdam Uluslararası 48. Film Festivali'nin sinema tapınağının en önemli programlarından biri dünyaca ünlü Ermeni sinemacı Sergei Parajanov'a adanacak. Parajanov projesi Rotterdam Festivali organizatörleri, Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi ve İngiliz bağımsız yapımcı Daniel Bir tarafından başlatıldı. Festivalin web sitesine göre film incelemeleri ve restorasyon çalışmaları yapan Daniel Bir, kullanılmayan kareleri restore edilmiş bölümleri 1969 yapımı nar renginin ana kurulum biçiminde sunacak. Sunum Amsterdam'daki Ermeni Apostolik Kilisesi'nde planlandı ve Dikran Mansuryan tarafından bu proje için yazılan müzik eşliğinde Parajanov çekimlerini sürekli gösterecek. 25 ve 29 Ocak'ta Hakob Ovnatanyan restore edilmiş filmi gösterilecek. 28 Ocak Rotterdam Film Festivali Sovyet sinemasına bağışlanacak. Ermeni klasik sineması teması üzerine bir sempozyum düzenlenmesi de planlanmaktadır.
Çoruh Nehri eskiden Voh Oh, Akampsis, Agamsis, Fazis, Egrisis, Zgali, Eguri, Pasis adlarıyla anılmış. Nehrin uzunluğu 360 kilometredir ve Çoruh Sıra Dağları'nın Çormayri zirvesinden doğmaktadır. Denize ulaşana kadar derin vadiler oluşturarak Doğu Pontus Dağları'nı aşmaktadır. Oltu, Tortum, Berta ve Acara Çoruh Nehri'nin büyük kollarındandır. Çoruh gibi onun kolları da derin vadiler yaratmıştır. En büyük şelalesi Tortum Çayı üzerindedir ve 40 metre yükseklikten akmaktadır. Çoruh, Ermeni Dağlık Silsilesi'nin suyu en bol nehirlerden biridir. Nehir büyük hidroelektrik kaynaklara sahiptir. Linç ve Oswald'ın Ermenistan ve komşu ülkeler adlı haritasında Çoruh Havzası'nda onlarca Ermeni köyünün ismini okuyabilirsiniz. 20. yüzyıla kadar Ermeniler burada kültürle, zanaatla ve ticaretle uğraşmışlardır. Şimdi buralarda zorla Müslümanlaştırılmış Ermeniler yaşamaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Zartir Lav adlı eseri sunuyoruz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.